masamda oturup elimle sigaramı yakarak sana son kelimelerimi yazıyorum. Hani sana demiştim ya, et türbetten öyle kalamaz. Anne yavrusuz yaşayamaz. İşte şimdi et tırnaksız kaldı, anne yavrusuz kaldı. Beni yalnız başına bıraktığında utanma diyeceğim. Elbet bir gün kendinden nefret duyup da sana yazdığım şiirleri okuduğunda oturup sen de ağlayacaksın. Sen de son haykırışlarınla bana son kelimelerinle oturup ağlayacaksın. Sen unutma ki güzelim. Bir gün elbette beni de kefene saracaklar. Beni de tabuna koyacaklar. Ve tabuna koyduklarında elbet bir gün caminin avlusuna getirip de selaya duracaklar. Ve herkes selaya durduğunda hocam sorularını soracak. Hakkınızı helal ediyor musunuz diyecek. Sen hakkını helal etme bana. Bırak da arkadaşlarım hakkını helal etsin. Bırak da dostlarım, sevdiklerim hakkını helal etsin. Senden hiçbir şey beklemiyorum. Senden hiçbir şey beklemiyorum. Efendim, Müslümanın hakkı Müslümanı helal olur zaten. Helal hoş olsun. Helal olsun. İşte güzeli. Hoca Sena'ya durdu. Barajika gidenler, barajika gidenler, misafirler lütfen. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Ve cümle alem Sena'ya duracak. Hakkını helal ediyor musun diyecek. Ne diyeceksin ulan? Şimdi susmak bilmeyen dillerimle konuşacağım. Ve şimdi son ümitlerimle, son gidişlerimle ağlıyorum. Ve sana son kez diyorum, hakkını helal ediyor musun bana? Gidiyorum güzelim, şimdi gidiyorum. Yalan olsun ki bütün ümitlerimle, bütün sevdiklerimle gidiyorum. Ve son kez ağlıyorum, önünde diz çekiyorum. Sana yalvarıyorum ulan, gidişinle değil ulan, şerefsizliğinle ağlıyorum. Ve senin gelişinle değil, öldüğünle ağlıyorum. Evet, kardeşime bir alkış diyoruz, canımızdan bir alkış diyoruz. Kafalar yapmalıyız. Ve saygıyla sizleri selamlıyorum. En güzel, en...